10 Kasım 1938'de saatler 9:06 geçe artık Türkiye için yepyeni bambaşka bir dönem başlamıştı. Mustafa Kemal yurdun dört bir yanını işgalden kurtaran Anadolu'nun paşası Mustafa Kemal, Türk milletinin ata adını vermeye layık gördüğü Atatürk artık yoktu. Cumhuriyet yepyeni sorunlarla, yepyeni soru işaretleriyle yeni bir döneme girerken o sorulardan bir tanesi de Mustafa Kemal'in nereye defnedileceğiydi. Elbette bu sorunun yanıtı Ankara olmalıydı, öyle de oldu. İşte Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın üzerinden gölgesini hiç eksik etmeyen Atatürk Ankara'ya defnedilecekti. Ankara böylelikle binlerce yıllık tarihin içerisinde başkent olma hüviyetiyle yeni bir kimlik kazanırken çok ağır bir sorumluluğa da ev sahipliği yapacaktı. İşte bu noktada da Etnografya Müzesi devreye girdi. Tarihler 1938'de Atatürk'ün vefatından yalnızca birkaç gün sonra Etnografya Müzesi'ni işaret etti. Mustafa Kemal'in tam 15 yıl sürecek geçici istirahatgahı Etnografya Müzesi'ydi. İşte biz de o noktada müze müdürü Sayın Ali Haydar Atalar'la birlikte hem o günleri konuşacağız hem etnografyanın önemini konuşacağız. Bir yandan da Atatürk'ün anıt kabri nasıl seçildi? Rasattepe, o dönemki adıyla Rasattepe, şimdiki adıyla Anıttepe'nin belirlenmesinde neler yaşandı onları konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. 10 Kasım'da 84. kez aynı acıyı yeniden yaşıyoruz ve burası oldukça özel bir nokta. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Burayı bize anlatabilir misiniz? Burası nedir? Elbette. 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikaliyle birlikte naaşı müzemize nakledildi. Bu süreç içerisinde bu mozele alanı yaklaşık 15 yıl boyunca, 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953 yılına kadar 15 yıl boyunca Atatürk'ün geçici istirahatgahı olarak kullanıldı. Bu anlamda da çok önemli bir alanda bulunuyoruz ve bu alan Atatürk'ün anısına halen müzemizde mozele alanı olarak kullanılmakta. Atatürk buraya nakledileceği zaman öncelikle 10 Kasım'ın hemen akabinde 11 Kasım'da cenazesine tanhit işlemi uygulandı. Tabii dönemin, biraz açmak gerekiyor. Tanhit derken neden bahsediyoruz? Ne anlatmak istiyoruz? Evet, tanhit derken naaşının bedeninin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için bir takım tıbbi uygulamalar gerekmekteydi. Ve o dönemin profesörü Lütfü Aksu ve ekibi tarafından tanhit işleminin uygulanmasına başlanıldı 11 Kasım'da. Akabinde 19 Kasım'da kız kardeşi Makbule Atada'nın talimatlarıyla isteği üzerine Dolmabahçe Sarayı'nda bir cenaze namazı töreni düzenlendi. Ve aynı gün İzmit'e Yavuz Zırhlısı'yla nakli gerçekleştirildi. Aslında o cenaze namazında bazı tartışmaları beraberinde getirmişti. Neden bir cami değil de Dolmabahçe'nin bahçesi? Evet, o dönemin günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin talimatları ve talebi üzerine dönemin müftüsü Şerafettin Bey tarafından cenaze namazı Dolmabahçe Sarayı'nda kırıldı. Ancak Rıfat Börekçi'nin şöyle bir hitabı vardı, tarihe damga vuran. Böyle bir dünya liderinin cenaze namazının vatanın her karışında, her toprağında kılınması mübahtır şeklinde bir açıklaması akabinde söz konusu cenaze namazı Dolmabahçe Sarayı'nda icra edildi. Ardından da Atatürk'ün ünlü beyaz vagonuyla beraber Ankara'ya kadar uzanan bir yolculuk başlıyor. Evet, evet. İlk önce 19 Kasım'da Yavuz Zırhlısı'yla birlikte İzmit'e çıkan naaşı aynı günün akşamı ünlü vagonla, ünlü trenle Ankara'ya taşındı. Ankara'da ertesi gün özellikle 21 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde bir merasim, devlet töreni düzenlendi ve aynı gün Etnografya Müzesi'ne nakil işlemi gerçekleştirildi. Bu alan o günkü aynı özelliğiyle korunuyor mu? Şöyle bir ayrıntı var. Bu alan evet korunuyor ancak burada bir katafalk vardı. Naaşına ait tabut da katafalkın üzerinde muhafaza edilmekteydi. Bu vaziyette özellikle 4 Kasım'a kadar katafalkta naaşı bekletildi. Yalnız Atatürk buraya nakledildiği zaman 1938'den 53 yılına kadar müze ziyarete kapatıldı. Tamamen kabir görevi üstlendi. 4 Kasım'da bu sefer dönemin profesörü Kamile Hanım tarafından tanhit işleminin sonlandırılması için katafalktan tabut çıkarıldı. 9 Kasım'da tanhit işlemi sonlandırıldı ve ertesi gün 10 Kasım'da gene saat 9:05 geçe Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakledildi. 4 Kasım'dan 10 Kasım'a kadar geçen sürede burada öğrencilerin nöbet tuttuğunu evet. biliyoruz. O dönemin öğrencilerinden evet. hatta yaşayan son kişi de hala aramızda varlığına devam ediyor mu? Öncelikle bu saatten bahsetmenizi isteyeceğim. Evet, bu saatimiz Atatürk'ün talimatlarıyla malumunuz müzemiz Cumhuriyet tarihinin ilk devlet müzesi.
ve Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan bir müze. 1920'li yıllarda, 25'li yıllarda özellikle tüm Türkiye'den müzemize eser nakledildi. O eserlerden birisi de önünde durmuş olduğumuz saat. Bu saat müzemize geldiği zaman çalışan ve kullanılabilen bir saatti. Zaman içerisinde 9'u 5 geçe pili bitti. 9'u 5 geçe biten pille birlikte bu saat hala o günkü gibi 9'u 5 geçe bu şekilde muhafaza edilmekte. 10 Kasım 1953'e dönecek olursak, 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nde neler yaşandı? Elbette çok büyük bir kalabalık. Atasını adeta ikinci kez uğurlamaya çıktı değil mi? Evet, evet. 10 Kasım 1953 günü Anıtkabir'e naaşın nakli sırasında çok büyük bir devlet töreni düzenlendi. Yabancı devlet adamları, yabancı komutanların da katılımıyla çok yoğun bir katılım söz konusuydu. Gerek halk, gerek devlet erkanı tarafından da oldukça büyük bir matem yaşanmaktaydı. Atatürk'ün naaşı müzemizden çıkarılıp iki müzenin arasından önce operaya, ardından Ulus Meydanı'na, oradan da ebedi istirahatgahı olan 1. Meclis'in, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Müzesi'nin önünden geçip Anıtkabir'e nakledildi. Tam bu noktaya gelmişken aslında bir bakıma Ankara'nın hakim noktalarından bir tanesindeyiz. Müzenin kuruluş, evet, amacı da zaten buraya kurulmasında nedeni o. Mustafa Kemal açısından etnografyanın önemini anlatabilir misiniz? Buraya tabii çok ki büyük önem vermiş Atatürk. Tabii ki, tabii tabii. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla inşasına başlanan bir müzenin önündeyiz şu anda. 1925 yılında da resmi olarak inşai faaliyetleri başlıyor. Ve o tarihten müzenin halkın ziyaretine açıldığı 1930 yılına kadar da Mustafa Kemal Atatürk bizzat inşaatında bir fiil görev alıyor. Sürekli kontrol ediyor. Özellikle o dönemde müzemizin şu anda diğer kısmında muhafaza edilen havuzun başında sürekli kahve içtiği, inşaatın faaliyetleriyle, çalışmalarıyla ilgilendiği ve karşımızda hemen bulunan Rasat Tepe'yi sürekli izlediği ifade edilmekte. Rasat Tepe bu noktada oldukça önemli çünkü o dönemin adıyla Rasat Tepe, şimdiki adıyla Anıt Tepe, yani Anıtkabir'in yapıldığı yer. Evet. Aslında tam bu noktaya gelmişken Anıtkabir'e giden yolu da biraz tartışmak gerekiyor. Evet. Mustafa Kemal'in ölümünün hemen ardından başlayan bir tartışma var aslında. O dönemin gazetelerine de yansıyan tartışma, Ankara'nın birçok noktasında kabrin, Anıtkabir'in nereye yapılacağını konuşuyor insanlar. Sanat dünyasından siyasete kadar birçok alternatif var. O alternatifler nelerdi? Evet, şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya defnedilmesinde hiçbir tereddüt ve şüphe yoktu. Aynı şekilde geçici istirahatgahının Ankara Etnografya Müzesi olmasında da herhangi bir tereddüt yoktu. Çünkü şu an üzerinde bulunduğumuz alan Selçuklu'dan günümüze kadar mübarek bir tepe olarak isimlendirilen Namazgah Tepesi. Her dönemde önemli olaylara ve konulara şahitlik etmiş bir alan ve müze binası olarak da hali hazırda bir müzenin varlığı ve iklimsel olarak da bu bölgenin naaşın uzun süre kendini sağlıklı bir şekilde muhafaza etmesine uygunluk verdiği için Ankara Etnografya Müzesi'ne geçici istirahatgah olarak naaşının nakledilmesinde hiçbir tereddüt yoktu. Tek tereddüt Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahının Ankara'nın hangi bölgesine yapılacağıydı. Aslında bu noktada Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine gitmek gerekiyor, uzanmak gerekiyor. Evet. Herkes vasiyetinin açılmasını beklemiş o dönemde. Acaba Mustafa Kemal Atatürk defnedilmek istediği yeri vasiyetinde yer vermiş olabilir miydi? Noter huzurunda açılan bir vasiyetname var. Ancak o vasiyetnamede yalnızca Mustafa Kemal'in mali yükümlülüklerini nasıl dağıttığına göre ibareler var. Nereye defnedileceğine ilişkin herhangi bir anlatımı bulunmuyor. İşte o noktada da o dönemin tanıklarının ifadeleri devreye giriyor biraz değil mi? Evet, evet. Sizlerin de bahsettiği üzere vasiyetnamesinde nereye defnedileceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktaydı. Sadece mali yükümlülükler söz konusuydu. Bu süreç aslında Atatürk'ün ebedi istirahatgahının nereye yapılması konusunda da oldukça büyük tartışmalara ve müzakerelere yol açtı. Özellikle Ankara'da hakim olan tepeler üzerinden birine geçici ebedi istirahatgahının yapılması öngörülmekteydi. Bu anlamda da öne çıkan bölgeler Çankaya, Rasat Tepe olarak konumlandırılan, isimlendirilen şimdiki istirahatgahını da barındıran Atatürk Orman Çiftliği yerleşkesi, Ulus Meydanı, Kale, Ankara Kalesi'nin olduğu bölge gibi tepeler fikirler olarak ortaya koyuldu. Büyük yoğun tartışmalar, hatta Atatürk'ün özellikle Çankaya'ya karşı yaşarken de çok büyük bir ilgisi söz konusuydu. Ancak o dönemde Çankaya'nın bir türbegah olarak daha sonraki yıllarda şekillendirilmesinden
duyulan rahatsızlık neticesinde en önemli, en uygun yerin bugünkü Rasat Tepe olarak isimlendirilen alan olduğu kanaatine varıldı. Aslında Çankaya Köşkü'ne yönelik de Atatürk'ün yine o dönemi yaşayanların hatıralarında nasıl orayı bir kendine tabutunun gömüleceği yer olarak gördüğünü de anlatıyor değil mi? Evet, evet. Özellikle Atatürk'ün bu anlamda Çankaya'yı çok sevdiğini defalarca ifade ediyor. Hatta bu yönde de önemli, o döneme tanıklık etmiş önemli kişilerin hatıralarında evet Atatürk'ün Çankaya'yı çok sevdiği ve defninin de oraya gerçekleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yalnız Atatürk'ün akabinde bu fikrinden vazgeçtiği ve Türk milletinin beni vatan toprağında uygun görecek mutlaka ki önemli bir yere defnedeceğini ifade etmesi de söz konusu. İşte ondan sonra da aslında tartışmalar bir anda Çankaya Köşkü'nden uzaklaşıp Ankara'nın diğer noktalarına taşınıyor. 15 milletvekilinden kurulan bir komisyon bilim adamlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda işin siyasi boyutunu tartışmaya başlıyorlar ve 11 milletvekili, çok özür, 14 milletvekilinden oluşan bir komisyon. 11 milletvekili Rasat Tepe'nin olduğu noktaya, yani bugünkü Anıtkabir'in yer aldığı, inşa edildiği noktayı işaret ederken aralarında Falih Rıfkı Atay'ın da bulunduğu 3 milletvekili Çankaya Köşkü'nün olduğu alanda ısrar ediyor. Ancak tartışmalar Rasat Tepe'nin seçilmesiyle son buluyor ve inşaat süreci başlıyor değil mi? Evet, 1944 yılında ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'in inşasına başlanıyor. Ölümünden yaklaşık 6 yıl sonra. Ancak Anıtkabir'in inşasının tamamen tamamlanması dönemin merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes döneminde gerçekleşiyor. Ve 1953 yılında tamamlandıktan sonra gene 10 Kasım 1953'te saat tekrar 9:05 geçe Etnografya Müzesi'nden naaşı büyük bir devlet töreniyle Anıtkabir'e naklediliyor. Ve işte böylelikle de 84 yıldır işte o dinmeyen acı artık Anıtkabir'de her yıl 10 Kasım'da saat 9:05 geçe anılmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği an itibariyle başlayan defin tartışmaları Rasat Tepe'nin seçilmesiyle birlikte sona eriyor ve inşaat sürecinin ardından da Mustafa Kemal 10 Kasım 1953 tarihinde tam saat 9:05 geçe, yine tam öldüğü dakikada Etnografya Müzesi'nden naaşı çıkartılıyor ve büyük bir tören ve büyük bir matem eşliğinde Anıtkabir'e, yani ebedi istirahatgahına gidiyor. Burası, yani Etnografya Müzesi, 15 yıl boyunca geçici bir istirahatgah olarak yer aldı Mustafa Kemal Atatürk için. Artık kalıcı yerine, yani Anıtkabir'e taşınma zamanıydı ve o taşınma işlemi de büyük bir matem içerisinde gerçekleşti. O günleri, Etnografya Müzesi'nin önemini Etnografya Müze Müdürü Ali Haydar Atalar'la görüştük. O günleri bize anlattığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz. Söz yeniden İstanbul'da.